Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alman Bey. Artık e, erkekler de kadınlar kadar estetik yaptırıyorlar. Evet, e, Alman Bey estetik denildiğinde hep denildiğinde kadınlar akla gelir. Hep kadın üzerinden belki konuşmalar, tartışmalar yapılır ama erkekler de önceki dönemlere kıyaslandığında o trendde muazzam bir artış var. Artık erkeklerde çok sayıda estetik operasyon işlemi yaptırıyorlar. En çok ne yaptırıyorlar? Şimdi tabii erkeklerde en çok yapılan estetik operasyonlar denildiğinde erkeklerin en çok estetik problemi saç. Bir kere onu hemen baştan girmek lazım. Bunu ayırmak da lazım aslında. Çünkü kellik erkeklerin hemen hemen %50'sinin sorunu. Yani 100 tane erkek sokakta görün, tek tek bir bakın sayın. Bunun 50 tanesinde aşağı yukarı saç ekimine ihtiyaç olacak derecede kellik söz konusudur. Az veya çok farklı derecelerde. Dolayısıyla saç nakli, saç ekimi bizim en çok yaptığımız erkeklerdeki estetik uygulama olarak söylenebilir. Çünkü gerçekten saç dökülmesi ve kellik belli bir dönemden sonra erkeklerde organ eksikliği, özgüven eksikliği, psikolojik bir takım farklılıklar olmak üzere çok ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yani saçını kaybeden bir erkek zaman zaman okulunda başarısızlıklar yaşayabiliyor, iş başarısızlıkları yaşayabiliyor, sosyal ilişkilerinde başarısızlıklar yaşayabiliyor. Hatta kel olduğu için, saçı döküldüğü için evlenmek istemeyen erkekler, gençler bize geliyorlar saç ekimi yaptırmak amacıyla. Olur mu hocam? Kellerden hoşlanan kadınlar da var yani. O da yani. var. O da var. Burada yalnız şöyle bir oran var. Kelli özümsemiş, benimsemiş, özgüvenine asla zarar verdirme şekilde kompans etmiş çok sayıda erkek var. Bunları ayırıyorum ama bunların bir kısmı saçı döküldüğü için gerçekten çok ciddi rahatsızlık duyan çok sayıda erkek var. Konuştuğumuz popülasyon ciddi popülasyon. Şimdi düşünün %50 erkekler dediğimiz zaman toplumun yarısının erkekler yarısının kadınlar olduğunu düşünelim. O nüfusunda yarısının saç ekimi ilgili sorun olabileceğini düşünelim. Büyük bir popülasyondan bahsediyoruz. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunların önemli bir kısmında evet rahatsız etmiyor. Özgüven iyi sıkıntı yok ama bir kısmında ciddi rahatsızlık var. ve ciddi... Dolayısıyla çok sayıda insan saç ektiriyor. Saç ekimine Talep ediyor. Bu çok anlamda. uzun süren bir ameliyat galiba değil mi o? Saç ekimi çok e, tabii son yıllarda gelişen tekniklerle e, çok rahat bir uygulama haline geldi önceki dönemlere kıyasla. Bakın ben 1993 yılında ilk saç ekimine başladığımız dönem benim şahsi tecrübelerim 1993 yılında oldu. Şimdi o dönemle bugün kıyaslandığında muazzam bir değişim oldu. Sizinkiler ekme değil değil mi hocam? Benim, <laughs> benimkiler ekme değil ama... <laughs> Ee, ama kel olsaydım kesin ektirirdim onu söyleyeyim. yani Ben de kendim empati... Hocam pati... sizin kel olmanız için bir yüzyıl geçmesi lazım. <laughs> öyle bir saçınız var yani. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ama e, gerçekten erkeklerde bu ciddi sorun. Ve 7-8 saat süren ama rahat, konforlu bir uygulama. Uygulama öyle ki ağrı duyulmuyor. İşlem sırasında herhangi bir kesi cerrahi yapılmıyor. Tek tek saçlar alınıyor başın arka kısmında var olan dökülmeye dirençli bölgedeki saçlar tek tek alınıyor ve boş olan yerlere tek 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 dolduruluyor. <laughs> Hocam aynı şey kaşada yapılıyor mu? Evet kaş da aynı şekilde. <laughs> bir şekilde kaşı dökülmüşse ve bir şekilde sakal eksikliği söz konusu ise bıyık eksikliği o Benim kaşlarımın şuraları döküldü mesela. Dış kısımları. Evet. Evet yapılabiliyor tabii tabii, tabii Ama... Yapılabiliyor. Belli olur değil mi sonra? O. Yani çok dikkatli bir şekilde yapıldı. Çok titiz bir şekilde çalışıldı takdirde. Biraz zor belli olur ama biliyorsunuz sonuçta uzuyor. Yani kaş gibi değil. Ekilen saç uzuyor. Belli aralıklarla onları tıraşlayarak arada kamuflaj yapmak gerekiyor. Yoksa onun dışında ekilen her yerde saç uzar. Sakal gibi, bıyık gibi, kaş gibi. Her yerde ekilen her yerde. yapılıyor mu hocam? Kirpiklere de yapılıyor. Kirpik ekimi de var. Fakat bu konuda çok deneyimli, çok tecrübeli, çok dikkatli yöntemler, teknikler ve deneyimli, tecrübeli de insanlar gerekiyor. Mesela benim şahsi olarak hayat başı olarak söylüyorum. Kirpik ekimi konusunda herhangi bir teşebbüsüm yok. Çünkü onun için çok özel yoğunlaşmak lazım. O işe özel tecrübe kazanmak lazım. Ve özel bir takım... Kaşta var. var. Kaşta. Saç ekimi en çok. Erkeklerin en çok yaptığımız uygulama, tekrar söylüyorum, saç ekimi. Yani kirliliğin yok edemez. Benim bir arkadaşım yaptırmıştı yıllar evvel saatler sürdü. 7-8 saat sürüyor evet. Yani ama önceki dönemlere yapıyorsa çok çok iyi. Düşünün bundan yıllar önce biz 200-300-400 graft diyelim hani saç nakli yaparken bugün artık 3000-4000-5000-6000 lira varabilen rakamlarla graftler ekebiliyoruz. Şimdi ben bazen İstiklal, Aynı sürede. İstiklal Caddesi'nde çıktığımda hep Arap turistleri görüyorum kafaları böyle bantlı. Türkiye'de Çok bir kısa çekme cenneti haline geldi galiba. Evet. Arman Bey şöyle Türkiye... Ayaklarını şıpıdık terlikler. On onu gururla söyleyebilirim ki Türkiye estetik cerrahi alanında, saç ekimi başta olmak üzere estetik cerrahi alanında dünyanın en ileri 3 ülkesinden birisi. Rakam da vermek gerekirse, ülke ismi de vermek gerekirse Brezilya, Türkiye ve Amerika. Dünyada gerçekten estetik cerrahi alanında, branşında en gelişmiş 3 ülkedir. Bu da bilinir dış dünyada. Ve bir de şöyle bir avantajı var insanların Türkiye'yi tercih etmesinde. Hem iyi bir noktadayız, tecrübe, deneyim ve imkanları konusunda hem de maddi olarak kıyaslandığında Avrupa ülkeleriyle Amerika mesela bakın bize ayın dördünü Cuma'ya yani ocağın dördünde Amerika'dan dört tane Amerikalı saç ekimi için gelecek. Nereye gelecek? Samsun'a gelecek. Yani Türkiye'ye gelecek ve Samsun'a gelecek. Türkiye gerçekten bu konuda... Ayol buradaki 20... sosyetik kadınlar Amerika'ya gidiyor yüzlerini gerdirmek için. Tamamen değişti. Trend değişti. Bakın bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce dediğiniz gibi insanlar yüz gençleştirme için, estetik cerrahi uygulamalar için İsviçre'ye giderlerdi, Amerika'ya giderlerdi. Bir, şimdi değişti. Şimdi bizim çevrede bir Madonna'nın doktoru modası var ki sormayın gitsin. Evet. O değişti. Şimdi artık Türkiye. O anlamda Türkiye estetik cerrahi konusunda gençleşmek isteyenler, yüz gençleştirme isteyenler, göğüs cerrahisi isteyenler, vücut estetiği isteyenler, her türlü estetik cerrahi ile ilgili tercih edilen ülke artık Türkiye. Tabii ki onlardan da başarılı doktorları var. Her ülkenin kendine başarılı isim yapmış doktorları var. Mutlaka onlarda insanlar bir şekilde gidiyorlar. Ama Türkiye bu anlamda iyi bir üne ve iyi bir isme sahip. Tam tersine bir göç başladı. Bakın eskiden Türkiye'den yurt dışına yoğun bir Hasta sirkülasyonu, estetik operasyonlar için gidiş vardı. Şimdi tersine bir En gidiş iyi vardı. ne yapılıyor hocam Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de estetik cerrahi konusunda tabii en çok yapılan uygulamalar burun estetiği, yüz gençleştirme. Bakın yüz gençleştirme. Mesela erkeklerin de tercih ettiği operasyonlardan bir tanesi burun estetiği ikinci sıklıkta söyleyeceğim. Yüz gençleştirme operasyonları. Şimdi Herhalde en yaygın Karadeniz'dedir burun estetiği. O da onun için de ben de zaten Samsun'dayım. <laughs> Şöyle düşünün. Ortalama ömür uzadı. Ben 1998'de Amerika'da bir yıllık bir sürede çalışmıştım. O dönemde Türkiye'de ortalama ömrü 64-65 yaşlarındaydı. ortalama yaş 65 civarındaydı. Amerika'da 82 idi. Türkiye'de 65'ti. Bakın 15 yıllık, 18 yıllık süreç içerisinde gelinen nokta şu. Bugün Türkiye'de ortalama yaşam 80'li yıllara kadar yaklaştı. 77-80. Kadın da de fark ediyor. Ortalama ömür uzadığı için erkeklerde ve kadınlarda da ekonomik durumda ister istemez önceki dönemlere göre refah olarak biraz arttığı için insanlar artık o refahlarını bir takım fiziksel olarak o yaşlanma belirtilerini oradan kaldırmasını kullanmak istiyorlar. Mesela ben korkuyorum. Estetik cerrahiden. Hı. Neden? Öyle. Şimdi estetik cerrahi... E... Çünkü çok gördüm yamulan mumulan ya ben. Bu da çok önemli. <laughs> estetik uygulamalar, estetik uygulamalar mutlaka ki her branşta olduğu gibi mutlaka bu konuda tecrübesi olan, deneyim olan kliniklerde, merkezlerde, yerlerde yapılması gerekir. Takdir ederseniz ki çok sayıda insan talep ediyor. Çok sayıda insan estetik cerrahi uygulamalar yaptırıyor. Bunlar artık milyonlarla ifade ediyor sayılar. E bunlar içerisinde bazen başarısız olan, beğenilmeyen, hakikaten rahatsız eden, itici olan sonuçlar da elde edilebilir. O konuda dikkat etmek gerekir. Mutlaka hasta, operasyon düşünen kişi, operasyon yapacak kliniği doktoru çok araştırmalı, çok incelemeli ve neticede eğer güveniyorsa, gerçekten bu operasyonu başarılı bir şekilde geçireceğine, o kliniğinde buna verebileceğine inanıyorsa ondan sonra operasyonu karar Hocam bir seyirci sorusu var. Diyor ki hanımefendi, 35 yaşında bir kadınım, erkek saç dökülme hastalığım var. Ben de aynı şekilde saç ektirebilir miyim? Evet. Erkek tipi çok güzel izah etmiş. Erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlarda da erkek tipi şu. Başın ön kısmında şakaklarda veya üstte seyrekleşme var, saç dökülmesi var ama başın arka kısmı dolu, orası dolu. Orada problem yok. O kişi saç ekimi için uygundur. Onlar da başarılı bir şekilde keklerde olduğu gibi saç ekimi yapılabilir. Tabii. O zaman hocam bazen bir burun yapılıyor mesela. O işte atıyorum hanımefendinin kocaman bir yüzü var. Oraya yapıyorlar bir tane böyle bir burun. Minnak. Şimdi o yüzde o burun süper. olmaz. Evet. Süper bir yaklaşım. Şimdi bir tane var benim bir arkadaşım. Yaptıra yaptıra ürgüp göreme pelivacaları gibi oldu burnu. Aynen. Şimdi Armağan Bey şöyle estetik cerrahi de dikkat edilmesi gereken husus ve bugün bizim estetik cerrahlar olarak kabul ettiğimiz görüş şu. Natürellik, doğallık ön planda olmalı. Bakın bir burun ameliyatı yapıyorsak eğer ki erkeklerden en sık yaptığımız ikinci operasyon bu arada saç ekimden sonra burun estetiğidir. En çok yaptığımız. Hem fonksiyonel yönden rahat nefes alabilme hem de görsel yönden yüze uygun bir burun yapmak şart. Hocam da... bu rahat, doğallık. rahat nefes alma da galiba estetik yaptırmanın bir kulbu. Hemen geliyor deviyasyonum var. O da bir... Açtırmışken bir de böyle kaldırttım yani. Evet o da var. Doğru. 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 O da bir bahanesi olabiliyor. Çünkü ikisi aynı anda yapılıyor diye. Ama şu an bizim orada tercih ettiğimiz ve önerdiğimiz şu. Doğal olmalı. Kesinlikle Arman Bey estetik ameliyat olduğu anlaşılmamalı. Fonksiyonel yönden normal olduğu gibi görsel olarak da siz o insana baktığınızda herhangi bir anormallik hissetmemeli yüzün bütününü görmelisiniz. Bakın bazen bazı kadınlar ve erkekler vardır. Çok güzeldir kadın. Saçları, kaşları, gözleri, dudakları, yanakları, boynu her şey tamam. Ama burundaki aşırı bir kemer, bir eğrilik, bir şekil bozukluğu yüzün bütün karizmasını bozar. Ama bazen de çok yakışıyor. Şimdi o yakışıyor ayrı bir şey. Kabul edilebilir, hakikaten uyadabilir. Ancak onu rahatsız ediyorsa, yani eğer o kadın ya da erkek o burnundaki rahatsızlıktan rahatsızlık duyuyorsa zaten sorundur. Duymuyorsa problem değil. Eğer kendisiyle barışıksa, kendisi de bir problem hissetmiyorsa, burada zaten ameliyat olmasına da gerek yok, problem de yok. Ama eğer ondan rahatsızlık duyuyorsa, özgüven eksikliğinde bir rahatsızlık yaratmışsa, kendini iyi hissetmiyorsa o zaman yapılması gereken şey bir burun estetiğidir. Aslında bir tedavi şeklidir o. Niye hocam illa böyle o şöyle kaldırıyorsunuz şu <laughs> şöyle. Şimdi i̇şte o doğal o yok ya öyle işte, bir, işte, o kötü. Öyle bir doğal <laughs> burun yok. Aynen, aynen, aynen. Ben de katılıyorum. Doğru. tekrar altını çiziyorum. O kalkıklık öyle ayarlanmalı ki domuz burnu gibi karşıdan bakıldığında burun deliklerinin içerisi gözükmemeli. Soba borusu gibi içine evet. hemen kadar gözükmemeli. Bu zaten bizim istediğimiz, talep ettiğimiz değil ama Arman Bey çok ilginçtir. Bunu talep eden insanlar da var. Çok Aa, nadir. Mi? Çok nadir. Ben, ya belli olsun istiyorlar. Çok belli olsun, sorsunlar bana diyor. Sen estetik ameliyat olmuşsun. O ya. da hayır desin. Bakın bu da çok hoş bir şey değil. Şöyle Doğru de da gelsin, bir şey değil. hayır doğuştan. <laughs> ama ama şu var. Bu bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şey değil. Normalde tekrar söylüyorum. Burun ameliyatı veya yüz gençleştirme ameliyatı veya meme ameliyatı fark etmez. Mümkünse anlaşılmamalı. Doğal durmalı. Yani yüzün bütünüyle Uyumlu olmalı. Bizim talep ettiğimiz istediğimiz bu. Bir soru var size. Estetik ameliyatla karındaki baklavaları çıkartmak zararlı mı? Şimdi öyle bir moda da var. Estetik operasyonlarla o baklava dilimi şeklinde oluşturma işlemi. Hocam onlara silikon mu koyuyoruz? Silikon değil. Orada yapılan işlem şu. Bir takım cihazlarla, liposuction cihazları diyelim, evet. özel cihazlarla etraftaki yağ dokularını öyle şekil veriyoruz ki siz orada o yağ doku çıkıntılarını sanki kas gibi görüyorsunuz. Aa. Aslında yağ dokusu o. Etraflarını boşaltıyorsunuz belli yerleri. Orada kabartılar şeklinde baklava dilimi şeklinde. Bayağı gözüküyor. ağzım açık kaldı. Fakat fakat yapılmalı mı? Sen yaptır. Kimle? kimle? <laughs> Bizim do şey, davulcu arkadaş zaten koca göbek hiç olmazsa o yağlar bir şeye yarasın. Erkeklerin tabii birçok... Sen gülme sen kendine bak. <laughs> Erkeklerin tercih ettiği operasyonlar bir tanesi liposakşındır Arman Bey bu arada. Çünkü son yıllarda artık kilo almaya bağlı, yağlanmaya bağlı vücudun belli bölgelerinde orantısız yağ birikimleri oluyor. Bu da erkeğin estetik figürünü, Este, erkeğin estetik görüntüsünü olumsuz dedi. Hocam ettiriyor. liposakşın zararlı bir şey diyorlar. Hayır. Hayır. O an o, böyle bir ifade doğru olmaz. Sonuçta her uygulama gibi liposuction'ın kendine özgü bazı riskleri, bazı farklılıkları söz konusu olabilir. Mesela alabilir. şöyle bir şey doğru mu? İşte gidip göbeğinden yağ aldırırsan işte atıyorum 10 sene 5 sene sonra yedin yedin vücudunun başka yerlerinde yağlanır. İşte sırtından yağlanıyorsun kolundan. Yanlış. 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 Bu doğru bilinen bir yanlış. Hastalar bize geliyor. Hocam benim göbeğimde simit var diyor erkek simit tarzında hakikaten çıkıntı. Kıyafet giymekte zorlanıyorum, oturup kalkarken rahatsız oluyorum diyor. Ama buraya aldırdığım zaman diyor bu sefer de omuzlarımdan, bacaklarımdan yağ fışkıracak ya korkuyorum diyor. Bakın bu tamamen yanlış. Şimdi biz o liposakşin yönteminde yaptığımız iş bölgesel fazlalıktaki yağları alıyoruz. Orada yeteri kadar yağ dokusu bırakıyoruz. Siz ondan sonra kilo alsanız bile orantılı kilo alıyorsunuz zaten. O figür bozulmadan orantılı her yere gidiyor. Normalde aldığımız yağ gıdalar kalori şeklinde belli bölgelerde fazladan birikmişken biz o sadece fazlalıkları alıyoruz. Geride kalan kısım vücudun diğer kısımlarıyla orantılı bir şekilde artık büyüyüp küçülebiliyor. Yani 20 kilo aldınız örnek veriyorum o, o aşamadan sonra. 20 kilo orantılı dağılıyor. Aksak da onu yapmasaydık 20 kilo orantılı dağılmayacaktı. Oradaki simit daha da bariz, daha da belirgin bir hale gelmiş olacaktı. Yani o, ya, o ifade çok yanlış. Ben bir yerden aldırırsam e, orası artık başka yerden fırlar diye düşünüyorlar. O yanlış. Bir de vücudu şekillendirmede en güzel yöntem, en başarılı yöntem liposakşındır. Bu konuda tereddüt etmeye gerek yok. Bunun başka bir yolu yok. Ne kadar direk... çok acılı diyorlar. Ne kadar diyet yaparsanız yapın, ne kadar spor yaparsanız yapın, vücudunuz belli bölgeden yağlar gitmez. Niye ki? Bu spora ve diyete dirençli yağlardır. Bu spora ve diyete dirençli yağların da alınmasının tek yolu o bölgedeki fazla yağ dokularını özel bir takım enstrümanlarla, liposaksin yöntemiyle oradan uzaklaştırmak. Ben sınıra geldim mi acaba? Şimdi hepimizde olabilir. Tabii herkes için bu geçer. Bütün erkekler için geçerli. Belli bölgelerimizde ne yazık ki istemediğimiz halde yağ birikimleri oluyor. Bu da bizi rahatsız istediğimiz kıyafeti giyemiyoruz. Veya aynaya baktığımızda kendimizi iyi hissetmiyoruz. İşte o nedenle onların alınmasının en etkili, efektif yolu bu. Bakın ben 27 yıllık meslek hayatımda Arman Bey şunu söyleyeyim. 27 yıllık meslek hayatımda belki binlerle liposakşına girmişimdir. Binlerle ifade edilebilir girdiğimiz liposakşına sayın. Bugüne kadar şükürler olsun ciddi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hiçbir şekilde Bir insan kaç kere liposakşın yaptırabilir? Normalde tabi e, tabii bu çok sürekli yapılan bir şey değil. Bir sefer yaptır. Hadi maksimum belki daha sonra bir miktar daha kaldı. iki iki, 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 iki kere yapar. O kadar yaptır. mı? Tabii ki yani bu... e gene oldu sonra. Şimdi Yine, gene Şimdi gene olur. olursa ne olur? Ancak fazla kilo almaya eğilimlidir. Sürekli kilo alıyordur. Orada yapacak çok almasın yani şimdi. <laughs> <at> almasın yani. <laughs> şimdi 70 kiloluk bir, bir, bir insan liposuction <laughs> <laughs> yapıyorsa hiç güleceğim yoktu. Şimdi 70 yıllık bir insan düşünün ben e, yaptırdım ama liposakşin sonra 90 80 kilo çıktım. E, tamam çıktın bunu da düzelttik. 100 kilo çıktı. o liposakşinde ne yanlış anlaşılması var biliyor musunuz? Herkes şöyle zannediyor ya. O masadan kalkacağım ondan sonra incecik olacağım. Halbuki öyle değil. Evet. O öyle su topluyor. Sonra siz diyeceksiniz ki ona spor salonuna gitmen lazım, yürümen lazım. Başka türlü o ödem gitmez diyeceksiniz. Şimdi bu doğru ama şöyle bir liposakşinin şöyle bir özelliği var. Masaya girdiğinizle Masadan kalktığınız beden farklı oluyor. Bir keresin girintilerini tam ortadan çıkıyor. Fakat liposuction bir zayıflama cerrahisi değil. Bakın şu yanlış anlaşılıyor. Ben 90 kiloyum doktor bey diyor. Biraz kiloluyum diyor. Ben zayıf olmak istiyorum. Kıyafetleri giyemiyorum. Bunları giymek istiyorum. Bu yanlış. Liposuction bir insanı zayıf, ince yapmak değil. Öyle bir şey yok. Yine kanlı olacaksınız ama fazlalıklarınız ortadan gidecek. daha Hocam ben Samsun'a geleyim de siz benim göbeğimdeki yağlardan bana bir six pack yapın. <gülüyor> <gülüyor> memnuniyetle, memnuniyetle, memnuniyetle. Bir soru daha var hocam size. Tabii ki. 7 yıldır tedaviye cevap vermeyen saç kırana saç ekilebilir mi? Saç saçkırımda saç ekimi önerilmez. Benim önerim arkadaşımıza dermatoloğuyla itibatta bulunsun. Gerçekten onun natürü nedir? Neden bu saç dökülüyor? Altta yatan sebep nedir? Araştırılsın. Eğer bir bilinen gerçek saç kıransa saç ekimi önermiyoruz. Ama belki başka bir neden vardır hatta. Başka bir tedavi yapılır. Daha sonra bu düşünülebilir ama şu aşamada önerilmez. Hocam bu erkeklerde göğüs büyümesi de son yıllarda çok <laughs> e, fazla evet. olmaya başlıyor. Onu da liposakşınla alıyoruz. O da bakın liposakşınla rahatlıkla çoğu hastamızda bize gelen her 10 jinekomast hastasının jinekomast jinekomast yani. jinekomast hastasının yani meme büyük meme estetiği diyelim. Erkeklerde de meme estetiği yapıyoruz. O da şu. Erkeklerde memenin normalden büyük olması, kadınsı tipte bir meme ortaya çıkması jinekomast diye adlandırılıyor. Ve bunun tedavisi de, en güzel tedavisi estetik cerrahi yöntemleriyle liposakşınla bunların çoğunu düzeltiyoruz. Bazen çok sarkıksa çok bolluk varsa o zaman cerrahi yöntemle bir miktar deri fazlarını almamız gerekiyor. Ama çoğunda buna gerek kalmıyor. Biz liposakşın yöntemiyle veya lazer liposakşınla yaptığımızda deri kendisini büzüyor ve istediğimiz şekle geliyor. Küçük bir delikten 3 milimetrelik bir delik açarak oradan yaptığımız manipülasyonla göğüsleri düzgün bir hale getirebiliyoruz çoğunda. Ancak çok bolluk varsa, çok fazla büyüklük söz konusuysa buna ilaveten o deri fazlalığında alınması küçük bir cerrahi ırsi ee, bir şey mi? Jinekomastinin nedenleri tam net bilinmemekle beraber... ...irsi boyutu var. Neden jinekomasti? Jinekomastinin neden olduğu tam bilinmez. Ancak ailesel bir varlık buna bir katkı yapar. Onun kilo alımı bunu biraz destekler. Yani kilolu insanlarda jinekomasti çok yüksekte olur. Yaşlanma başlı başına bir yaşlandıkça bir miktar memeler sarkmaya büyümeye başlar. Ergenlik döneminde yine bu göğüste de büyüme ortaya çıkabilir. Bazı bir dönemleri vardır ama neden olduğu tam net değildir. Bilinmeyen yani altta yatan bir etiyoloji yoktur. Şunun hormonal nedenden Büyüyor diyemiyoruz bunlara. Çoğunda sebep iatrojenik. Yani sebep net değil. Zaten altta yatan bir sebepten dolayı meme büyümesi olmuşsa bizim yaptığımız iş, tahlillerimizi yaparız, hormonal bir eksiklik, fazlalık söz konusu onu replas ederiz, yerine koyarız ve tedavi ederiz. Bu bitti bir tedavi. Elinde kilo alınca büyüyor, kilo verir. Evet, bekliyor. evet. Yani birçok insanda kilo aldığı zaman büyür, kilo verdikten sonra küçülür. Ama erkeklerde önemli bir sorun bu. Peki hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim Armağan Bey. Sağ olun. Size de sağ olun.